Libya'ya gidiyoruz. Libya'dan görüntüleri görmektesiniz. Libya'da sözde Libya Ulusal Ordusu, kısacası darbeci Hafter'in dün Bingazi'de bayram namazına katıldığı ifade ediliyor. Kendisine Birleşmiş Milletler Elçisi ve Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu Başkanı Abdullah Batil eşlik ederken ikili Libya halkının Ramazan bayramını tebrik ediyor. Hafter ülke içinde ve dışında Libya halkına en içten tebriklerini iletiyorum açıklamasını yaparken Hafter şunu söylüyor: ülke içinde ve dışında Libya halkına en içten tebriklerimi iletmek istiyorum. Mübarek Ramazan ayının ardından bayram sevincinin Libya halkının barış ve milli birlik dayanışmasını güçlendirmesini temenni ediyorum derken, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu Başkanı Abdullah Batı ile konuşuyor. Libya 2011'de uzun süredir lider olan Muammer Kaddafi'nin NATO destekli bir ayaklanmayla devrilmesinden bu yana kaos içinde, sorumlu NATO'dur. Bu bölge yıllardır haydut milisler ve yabancı hükümetler tarafından desteklenen rakip yönetimler arasında bölünmüş durumda açıklamasını yapıyor. Hafter varken bu tarz bir açıklama yapması aslında kendisinin yürek yediğini gösteriyor. Hafter'e de arada lafı atmış durumda. Dediğimiz gibi Libya Savaşı'nda zaten asıl suçlunun Kaddafi döneminde NATO olduğu biliniyor. Bu konu zaten bir sır değil. Bu haber de bu şekilde servis edilmiş. Diğer haberlere bakalım. İran lideri Hamaney bir tweet atıyor. Tweet şu şekilde: Saddam'la savaşımızda Amerika, Sovyetler, NATO ve başta Türkiye olmak üzere şeklinde ifadeyi görmektesiniz. Ülkeler aleyhimizde yer aldılar ama biz galip geldik şeklinde yine Türkiye'yi hedef gösteren bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımın altına aslında çok güzel cevaplar da verilmiş. Siz Türkiye ile harbe gireceksiniz de galip geleceksiniz. Bununla ancak yüzüne tuttuğun ışığı nur diye yutturduğunuz cahilleri kandırabilirsiniz. Azerbaycan, Türkmenistan veya Güney Azerbaycan'ın kılına zarar gelsin. Neyin başınıza geleceğini göreceksiniz şeklinde paylaşımlar yapılmış. Hamaney alçak bir şekilde Türkiye'yi hedef alırken, yine dostlar bilindiği gibi İran'da bayram bugün kutlanıyor. İran'da bayramın birinci günü olduğu iddia edilirken dolayısıyla Hamaney burada basın açıklamasında bulundu. Güçlü bir irade ülkenin sorunlarını çözebilir açıklamasını yapıyor. Hamaney'in imamlığındaki gerçekten komik, bunun arkasında kim saf tutar biz de anlamıyoruz. Ardından ise kendisinin açıklamalarda bulunduğu ifade ediliyor, şunu söylüyor: düşmanın yöntemlerini bilmek konusunda güncel olmalıyız. Düşmanlar 10 yıl önce yaptıklarını bugün yapmayabilirler. Bu yöntemleri geliştirmenin çeşitli yollarını arıyoruz açıklamasını yaparken, düşmanın İran milletinin birlik ve bütünlüğüne karşı olduğunu, dolayısıyla düşmanların farklı görüş ve zevklerden dolayı insanların birbiriyle savaşmasını istediğini söylüyor. Kısacası Güney Azerbaycan Türklerine açıkça, siz Türk değilsiniz, sizi kışkırtıyorlar, bizden ayrılmayın şeklinde korkusunu dile getirmiş durumda. Kendisi adeta titriyor. Hamaney'in açıklamaları bu şekildeydi. Neden titriyor? İran'da geniş çaplı eylemler var. Sadece Güney Azerbaycan Türkleri değil, Fars halkı da Hamaney'i istemiyor. İran'ın Zaidan kentinde yine etnik Beluşlarla gösteri yapıyor. Beluşların İran hükümetine karşı sık sık gösteri yaptığını ve orada bulunan Beluşların lideri Sünni alimin İran'a karşı sert açıklamalarda bulunduğu haberlerini geçen günlerde yayınlamıştık. Göstericiler Hamaney utansın, ülkeyi terk etsin, kardeşimi öldüreni öldüreceğim, yıllardır Hamaney'e ölüm şeklinde sloganlar attıkları ifade edilmiş. Yine son görüntülerde servis ediliyor. Yine Azerbaycan medyası İran'daki olaylara değinirken ülke çapında gösterilerin başladığını ifade etmişler. Sadece videoda görünenin küçük bir bölümü olduğu, aslında birçok noktada gösteri yapıldığı belirtiliyor. Abadan petrol rafinerisinde projede çalışan sanayi şirketinin işçileri de protesto yaparken 2023 yılında maaş zammı istedikleri yönünde de haberler paylaşılmış. Umarız İran'da bu tarz olaylar devam eder deyip diğer haberlere bakalım. Sudan'daki çatışmalarda son durum ne derseniz 400 kişi ölmüş durumda. Taraflar birbirine üstünlük sağlayamıyor. 3551 kişinin yaralandığı ifade edilirken ölenlerin arasında maalesef en az 9 çocuğun olduğu ve yine dostlar çok sayıda gencin de yaralandığı ifade ediliyor. Boş yere ki maalesef espri konusu olduğu Sudan sebepler şeklinde Sudan'la çatışmalar devam ediyor. Yine Yunanistan'da Initios 23 tatbikatı 24 Nisan'da başlayacak, 4 Mayıs'a kadar devam edecek. Tatbikata ilişkin peçi görmektesiniz. Tatbikata Suudi Arabistan, İspanya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Amerika, Hindistan,
Tanınmayan Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Slovakya veya Slovenya, yine Kanada'nın katıldığı ifade ediliyor. Avusturya ve Ürdün bu tatbikata katılacak. Suudi Arabistan bir kere olsun bizi şaşırsın diyoruz. Yine her zaman olduğu gibi Yunanistan'la yapılan tatbikatlara katılmaya devam ediyorlar ki bu yıl Türkiye'de düzenlenecek olan Anadolu Kartalı tatbikatına katılacaklarını da hatırlatalım. Yine Güney Azerbaycan Milli Hareketi Genel Başkanı Mahmut Ali Çeyreganlı konuşuyor. Hindistan, İran rejim ve Ermeni yetkilileri görüşüyor. Hindistan Ermenilere silah ve askeri teknoloji satıyor. İran rejimi 30 yıldan fazladır Ermenilere her türlü desteği sağlıyor. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Türk'ün ve hakkın önünde yenilmeye mahkumlar şeklinde Pakistan, Türkiye, Azerbaycan bayraklarını görmektesiniz. Yine diğer haber, Zaporojye bölgesinde işgalci Rusların çok sayıda Ukrayna askerini esir aldığı haberleri paylaşılıyor. Bugün Azerbaycan ordusu orduya daha fazla asker almak için çeşitli kabul tasdik kursu düzenliyor. Orduda genel eğitim merkezinde düzenli ve aktif askerlik görevleri için an itibariyle subay alımı başlamış durumda. Dolayısıyla tasdik süresi boyunca askerler en az orta öğretim mezunu olmak zorunda. Yine bayanların da askere alınması yönünde kararın alındığını da hatırlatalım. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından işgalin devam ettiğini söyledik. Döner kanatlı timsah şeklinde paylaşılmış. Kısacası Rusya'nın Ka-52 saldırı helikopterlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin pozisyonlarına ve Ukrayna ordusuna ait zırhlı araçlara saldırı düzenlemek için operasyona başladığı ifade ediliyor. Savaş görevlerinin yerine getirilmesi sırasında işgalci Rus ordu havacılık pilotlarının keşfetten silahlı kuvvetler birliklerine saldırı düzenlediği ifade ediliyor. Daha sonrasında Ukrayna ordusuna ait kontrol merkezi ve zırhlı araçların imha edildiği duyuruldu. İşgal sırasında ordu havacılık helikopter ekiplerinin Ukrayna silahlı kuvvetlerine saldırılarının devam edeceği de not düşülüyor. Ülkemizden henüz bir ses çıkmadı. Sudan'dan kurtarma operasyonu yapacak mıyız? Şu an belli değil. İspanya'da Fransa ve Amerika'dan sonra Cibuti'ye uçak yolluyor. İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet A400M Airbus'un şu anda Cibuti'ye indiği ifade edilmiş. Sudan'dan tahliye planlanıyor. Yine Esad ordusu Savunma Bakanı ve Sözde Genelkurmay Başkanı öncülüğünde bir dizi subayın Esad ordusu güçlerini sahada ziyaret ettiği ifade ediliyor. Teftiş sırasında üst düzey subaylar askerlerle bir araya gelirken Suriye Milli Ordusu'nun operasyonları sonrasında yaralanan askerlerin de Tahsir'in askeri hastanesine ziyaret edildiği ifade ediliyor. Yine Şam kırsalında Hala köyü yakınlarında Suriye askeri gözetleme noktasını görmektesiniz. Hem burada Esad ordusundan askerler hem de İran milislerinden askerler olduğunu not düşelim. Daha doğrusu teröristler olduğunu not düşelim. Yine görüntü paylaşılmasa da Suriye medyasında şu şekilde bir iddia var. Türk kuvvetleri ifadesi kullanılmış. Kısaca ordumuz ağır toplarla Rakka eyaletinin kuzeyinde Ayn İsa kırsalında Fatesa köyü yakınlarında terör örgütü PKK gözlem noktalarına çok sayıda saldırı düzenliyor. Ordumuzun operasyonu sonrasında M4 uluslararası karayolu üzerinde PKK kontrol noktası ve müstakam mevzilerin vurulduğu haberi paylaşılmış.